Evet. Ali abi burada şöyle bir durum da var. Onu da aktaralım. Türkiye'de de bunu yaptılar. Ara ara denediler. LGBT çatısı altında, LGBT ismi altında çocuklara da bunu dayatmayla ilgili bir propaganda var. Yani çocuğun çocuk olmaktan çıkarılıp cinsel bir yönelime, cinsel bir şeye kavuşturulması, böyle işte çocuk eşcinsel de olabilir, çocuk bilmem ne de olabilir şeklinde bir propaganda var. Ve bunu ara ara bu propagandayı sürdürüyorlar. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hatta dünyada çok önemli bir belgesel yapıldı bu konuda. Buradan da aslında bir pedofili yine aynı şekilde çıkıyor. Yani bir çocuğa cinsellik dayatması üzerinden bir bakış var abi burada. LGBT çatısı altında. Buna ne diyorsunuz? Bu konuda da yorumlarınızı Ya alalım. ben önce şunu söyleyeyim. Bu pedofili meselesini sadece bir cinsel tarikatlar üzerinden okumayı da doğru bulmadığımın özellikle altını çizmek isterim. Ya geleneksel bir şey bu. Önce onu söyleyeyim. Geleneksel bir şey. Bu topraklarda ben hem aile içi pedofilinin, aile içi tecavüzün, aile içi tacizin de çok yaygın olduğunu bilmek için salağa yatmaya gerek yok. Bu coğrafyada çok yaygın. Sadece bu coğrafyada mı yaygın? Değil. Bunlar aslında neyle beraber? İnsanlar erdem, ahlak meselesiyle beraber bunlar aşağıya doğru baskılanıyor. İnsanlar baskılıyorlar. İnsanın ya söylemek istemiyorum ama bu pedofili meselesi aile deyince işte mahkemelere yansıyan babanın çocuğuna işte son bir tane çok ünlü bir biliyorsun çok ünlü bir doktorun yargılanma sürecini biliyoruz. Şimdi o düzmecede bilmem ne hikayeleri var. Hakkında 20 küsür yıl ceza isteniyor. Yok sonradan ben onu babama uydurdum bilmem ne şeyleri falan çıktı. Bilerek yaptım. Tabii arka plan açısından bakınca ya bu coğrafya yabancı değil, dünya da yabancı değil. Bu işlerin yolu yöntemini de söyleyeyim. Belirli bir merkezin ısrarla bunu yaygınlaştırdığını, ısrarla bunu sattığını ve bununla ilgili olarak da toplumsal bir yapı hazırladığını, hatta bir cümle daha koymak istiyorum. Dedim ki ya bu merkez niye bu işi yapıyor? Şöyle söyledi. Dedi ki bu merkez kendisi dışındakilerini insan saymıyor, hayvan sayıyor dedi. Bak tekrar söylüyorum. Dünyadaki milyarlarca insanı hayvan sayıyor. İnsan kabul etmiyor. Evet. Ve doğal olarak yani yok filanca yerde 100 bin insan ölmüş, filanca yerde 20 bin insan ölmüş, filanca yerde 1 milyon insan ölmüş. Umurlarında değil. Özellikle şey sordum. Dedim ki İngiltere'de madem bunlar ırkların bozulmasını istemiyorlar ama İngiltere'de bugün Hint asıllı bir İngiliz başbakanlık yapıyor. Neden diye sorduğunda yanıtı aynen şöyle oldu. Dedi ki çünkü dikkat edin kendi politikalarını uygulamayanları bertaraf ettiler. En uygulayabilecek bu ismi getirdiler dedi. Çünkü onlar için aslında etnik kimliğinin de bilmem neyinin de olduğunun önemi yok. Siyasal görüşünün de önemi yok. Kendi politikalarını uygulayabilecek dünyanın her yerinde insanları alıyorlar ve iş başına getiriyorlar. Dediğinde şimdi size bir şey söyleyeceğim. İstersen onu hazırlarken Hamza sen bir başka şey yap bulur hemen Tamam. Sen onu koyacağım. bulurken ben de bir şey yapayım, ek yapayım o zaman bulana kadar. Şimdi Ömerciğim bak, Evet. biz medya dünyasının içerisinde olduğumuz için biliyoruz. Yani bir sürü yönetmen arkadaşlarımız var, Doğru. işte Hamza bir belgeselci, müsaade edersen. filmci. Ve Sayacağım ve bunların bir rastlantı olup olmadığını izleyicilerin takdirine bırakacağım. Ali abi, Hamza abi sözü bitirsin Duyuyor musun? istiyorsan. Ondan sonra Yok. sana geçelim tekrar. Tamam. Tamam, Ali abi göstersin. Göstersin. Bir, tarihin en büyük orman yangınları bu son 22 yılın içerisinde çıktı. En büyük sel felaketleri, en büyük depremler, en büyük salgın, en büyük servet satışı, en büyük yolsuzluk, en büyük soygun, en büyük israf
insaf, en büyük saltanat, en büyük ahlaksızlık, en büyük görgüsüzlük, en büyük cehalet, en büyük ekonomik kriz, en büyük enflasyon, en büyük açlık ve sefalet, en büyük mülteci akını, en büyük demografi tahribatı, en büyük din istismarı, en büyük hukuk skandalları, en büyük adam kayırmacılığı, en büyük liyakatsızlık, en büyük itibar kaybı, en büyük ihanet, en büyük siyasi krizler, en berbat iktidarlar, en zayıf muhalefet ve en çaresiz millet. Ve sorun şu: dünyada gıda fiyatları %10 düşerken Türkiye'de %72 artıyor, söylenecek başka bir şey yok. Evet. İstiyorsanız yavaş yavaş artık yayını nihayete erdirelim. Hamza abi, senin o söylemek istediğin bir şey vardı. Oraya onu olarak öyle onu söyleyelim. Dünyada çok net bir şekilde bu LGBT ve işte her türlü türevi sapkınlığın dünyada yayılması için bütçeler ayrılıyor, fonlar ayrılıyor. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Adam film belgesel yapacak. İşin içerisine diyorlar ki LGBT karakter koyarsan filme fon veririm sana. Avrupa Birliği fonları var, bilmem şunlar var, bunlar var. Yoksa diyor fon vermiyor, para vermiyor mesela, anladın mı? Finansman sağlanmıyor. Ama ne zaman işin içerisine şey koyarsan finansman sağlanıyor. Bu büyük dünya çapındaki dijital platformların Türkiye'deki şeylerine, yapımlarına baktığın zaman senaristler var. Bu normal senaristler, normal işini yapan. Ama bir de yurt dışından gelen senaryo editörleri var. Bak, bunu kimse bilmiyor. Senaryo editörleri o senaryolara müdahale ediyor. Dokunuşlar yapıyor ve o dokunuşlar hepsi bu iş için para harcanıyor. Beyler, çok ciddi bu sapkınlığın dünya genelinde yayılması ve insanın bozulmasıyla ilgili çok ciddi bütçeler ayrılmış, para harcanmış ve bir karar alınmış. O sapkınlığı her yere yayarak iğrenç bir dünya tasavvuru oluşturuyor. Evet. Abi, bu tabii biraz önce bahsettiğim gibi, yani bu artık kendi aralarındaki bir olayı aştı. Küresel bir politika haline geldi. Bunun da dışında çocuklara kadar artık bu işi getirdiler. İşte trans çocuk vardır, yok bilmem ne vardır, şu var. İşte aile çocuğun cinsel bilmem nesine karışamaz. İşte şudur, budur vesaire. Ya Hollywood yıldızları yani, meşhur. 18, meşhur. Bak abi, çok pedofiliye meşhur. Güya eleştiriyorlar ama çok trans meşhur çocuk Hollywood vardır yıldızları var. Örnek vereyim. Çok meşhur Hollywood yıldızları evlat ediniyorlar. Erkek çocuğunu kız gibi giydiriyor. Kız çocuğunu erkek gibi yapmış. Evet. Manyak mısınız lan yani? Yani nasıl... Cinsiyetsizliği öne çıkarıyorlar şey. Asıl olay bu. Evet Ali abi, senin de son sözlerini alayım. Ardından yayını artık kapatalım. Buyur, söz sende. Son sözümü alayım deyince, yani bir son sözümü söyleyeyim, bir daha konuşmayayım mı demek istiyorsun? Bugünlük abi. Bugünlük. Ha, öyle söyle yani. Son sözümü söyle yeter. Bir daha da susma. Ben şimdi baktım, Gerçek TV'de sabahtan beri bir sürü yayın yapmışsın. Artık dinlenmeye geç bence. Ali abi durmaz. Bizden sonra bile yayına devam eder o. Vay, evet.